Arkası yarın. Esrarlı Kule. İkinci bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Victoria Holt. Radyoya uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Ses kayıt ve montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Liseyi yatılı okulda okuyan Karen köyüne geri döner. Bir gün atıyla gezerken Gabriel adında bir gençle tanışır. Genç adam yöreye tatilini geçirmek için gelmiştir. İki genç kısa zamanda arkadaş olurlar. Bir süre sonra Gabriel Karen'a evlenme teklif eder. Ancak Karen genç adamı daha doğru dürüst tanımadığı için bu evliliğe hemen evet demez. Gabriel'in evlenme teklifine ne diyorsun kasırga? Biliyor musun, o buradan gittikten sonra hayatımız pek yavan olacak. Kış gelince dışarı çıkıp dolaşamayız. Evde oturacak olursak ikimiz de kafayı üşütebiliriz. Dik amcam olsaydı hayatımız renklenirdi. Onu tanımanı çok isterdim. Ama o şimdi açık denizlerde. Evet, ne diyorsun şekerim? Evleneyim mi Gabriel'le? Bana sorarsan hoşlanıyorum ondan. Ama onun evlenme teklifini kabul etmediğim takdirde hayatımın geri kalan kısmını ya pişmanlık içinde geçirirsem? Sana bir şey söyleyeyim mi kasırga? Eğer Gabriel'le evlenirsem bil ki bunu bu evden kaçmak için yapacağım. Hadi bakalım, şimdi yatıp uyuyalım. Benimle beraberken mutlu musun Karen? Evet Gabriel, senden hoşlanıyorum. Madem öyle benimle gel. Beni götürmeyi neden o kadar çok istiyorsun Gabriel? Anlamıyor musun, seni sevdiğim için. Yani başka bir sebebi daha yok mu? Başka ne sebep olabilir ki? Gabriel, sanırım bana söylemediğin bazı sırların var senin. Pekala söyleyeyim. Benim günlerim sayılı Karen. Ne? Ne demek istiyorsun? Doktor sadece birkaç yıllık ömrümün kaldığını söyledi. Lütfen daha açık konuşur musun? Kalbim zayıfmış. Aileden bana miras kalan bir illet. Abim aynı sebepten küçük yaşta ölmüş. Annemin beni doğururken ölmesi de kalbinin sağlam olmaması yüzünden. Doktora bakılırsa belki yarın, belki gelecek yıl, belki de 5 yıl sonra ölebilirmişim. Fakat 5 seneden fazla yaşamam olağanüstü bir şey olurmuş. Gabriel, bilmiyordum. Çok üzüldüm. Görüyorsun ya Karen, mutlu olmak için pek fazla zamanım yok. Lütfen öyle konuşma. Kimin öleceğini, kimin yaşayacağını Tanrı'dan başka kimse bilemez. Zavallı Gabriel. Bana acımanı değil, beni sevmeni istiyorum Karen. Çünkü ben seni çok seviyorum. Tanrı bana ne kadar ömür vermişse onu bitirinceye kadar seni mutlu yaşatacağıma yemin ediyorum. Ile evlenme işini iyice düşünüp tarttınız mı Karen? Evet Fanny. Onu sevdiğinize emin misiniz? Doğrusunu söylemek gerekirse delicesine aşık değilim. Ama hoşlanıyorum ondan. Beni mutlu edeceğine de inanıyorum. Sizce bir evliliğin içinde sevginin de bulunması gerekmiyor mu Karen? Zamanla onu seveceğimi sanıyorum. Sanıyorsunuz. Bence evlilik kararını bir kere daha düşünseniz çok iyi olur. Niçin? Gabriel ömrünün az olduğunu söylemiş. Onunla evlenmek istemenizin sebebi sakın acıma duygusu olmasın. Bilmiyorum Fanny. Ona acımadığımı söyleyemem. Ama ondan hoşlanıyorum. Peki tamam. Düğün ne zaman? 1 ay sonra. Durumu ailesine bildirmek üzere evine gitti. Umarım mutlu olursunuz Karen. Kötü bir evlilik yaparak yaşamınızın zindana dönmesini istemem. Dualarım sizinle olacak. Sağ ol Fanny. Babanız ne dedi bu işe? Sıradan bir şeymiş gibi karşıladı, mutluluk diledi. Hepsi bu kadar mı? Başka hiçbir şey demedi mi? Hayır.
Sanırsın ki benim evlenmem onun hiç umurunda bile olmadı. Karen. Gabriel, döndüğüne sevindim. Anlat hadi, sizinkiler evlenmemizi nasıl karşıladı? Düğünümüze geliyorlar mı? Gayet iyi karşıladılar. Babam ne yazık ki düğünümüze gelemeyecek. Sana onun çok yaşlı olduğunu söylemiştim. Ötekilere gelince gelip gelmeyeceklerini bilemiyorum Karen. Gabriel, yoksa hiçbirinin gelmeyeceğini mi söylemek istiyorsun? Durumu anlamaya çalış lütfen. Mesela Sara halam da tıpkı babam gibi seyahat edemeyecek kadar yaşlı. Hager hala da. Peki ablan Ruth'la oğlu? Ah sevgilim benim. Neden bunun üzerinde bu kadar duruyorsun ki? Gelseler de gelmeseler de ne önemi var? Evlenecek olan onlar değil ki. Ama onlar senin ailen. Düğününe gelmemeleri herkes tarafından garip karşılanmaz mı? Yoksa evlenmemizi istemiyorlar mı? Niçin istemesinler? Esas benim istemem önemli. Bütün bunlarla güzel kafanı yorma sevgilim. İnan ikimiz çok mutlu olacağız. Demek hiçbiri gelmiyor ha? Aman ne iyi. Anlaşılan Bay Gabriel'in ailesi sizi kendilerine layık görmemiş. Gelinliğim nasıl, yakıştı mı Fanny? Yakıştı mı da ne demek? Prenseslere benzediniz. Ama neye yarar? Sizi beğenmemişler ki düğününüze gelmiyorlar. Umurumda bile değil Fanny. Saat kaç oldu? 2:10 var. Ama benim umurumda küçük hanım. Kendilerini ne sanıyorlar ki? Gelincik gibi kız veriyoruz onlara. Düğüne gelmemek de ne demekmiş? Böyle bir şey hiç duymadım. Umurumda değil dedim ya. Düğünden sonra nasıl olsa onlarla oturacağım. O zaman Rockwell ailesinin Gabriel'in benimle evlenmesine ne gözle baktığını öğreneceğim. Bitti mi gelinliğin işi? Nikah törenine geç kalacağız. Bitti. Hadi gidelim. Benimle evlendiğine mutlu oldun mu sevgilim? Mutluyum tabii. Ya sen? Ben havalarda uçuyorum adeta. Az kalsın evlenme teklifimi kabul etmeyeceksin diye öyle korkmuştum ki. Sen korkunu yendin de bakalım ben kendi korkularımı yenebilecek miyim sevgili kocacığım? Ya, ne demek istiyorsun tatlım? Sen neden korkuyorsun ki? Seninkilerden, baban, ablan, oğlu ve diğerleri. Hiçbiri düğünümüze gelmediğine göre belki de beni kendilerine layık bulmadılar. Saçmalama Karen. Sen benim karımsın. Göreceksin, benim gibi onlar da seni çok sevecekler. Umarım severler. Aman tanrım, bu da ne? O mu? Sana sözünü ettiğim manastır harabesi. Nasıl, muhteşem değil mi? Harikulade bir görüntü. İnsanı adeta eski çağlara götürüyor. Kimse yaşamıyor içinde, öyle değil mi? Hayır, gördüğün gibi yıkıntı halinde. İşte bizim evde gözüktü. Bak. Nerede? Ben ev falan göremiyorum. Dur bir dakika. Yoksa ev dediğin şu karşımızda duran kocaman şato mu? Evet o. Neden şaşırdın? Aman tanrım. Bana evinizin şato olduğundan söz etmemiştin Gabriel. Bu ne harika. Bu ne muazzam, müthiş bir şey. Tıpkı manastır gibi eski çağ şatosu. Evet öyledir. Kuleleri görüyorsun değil mi? Muhteşem. Kim bilir içi nasıldır? İçi de dışı gibidir sevgilim. Kimi zaman seni alır eskilere götürür, kimi zaman da ürperti verir. Ürperti mi dedin? Şatonun içi pek güneş almaz. Tavanlar oldukça yüksektir. İçinde o kadar çok oda var ki saklanayım desen ancak bir ayda bulunabilirsin. Sessizlik içinde açılan her kapı, her ses bu atmosfer içinde ister istemez ürpertir insanı. Ben şatonun içinden çok oturanlarını merak ediyorum Gabriel. Yani senin aileni. Hoş geldiniz. Ben Gabriel'in ablası Ruth. Şaşkınlığımı mazur görün. Evlendiğinizi daha bu sabah haber aldık. Gabriel, ailene haber verdiğini sanıyordum. Ne yazık ki hiçbir hazırlık yapamadık. Evlenmeniz bizim için tam bir sürpriz oldu. Gabriel, bu kadar gizli kapaklılığa ne lüzum vardı? Neden evleneceğini bize daha önce söylemedin? Hepinize sürpriz yapmak istedim. Karen, hayatım. Herhalde yorulmuşsundur. Odana çıkmak istemez misin? Tabii. Ailenin diğer fertleriyle daha sonra tanışırsınız. Bizimkiler size o kadar merak ediyorlar ki. Bir de köpek mi var? Demek hayvanları seviyorsunuz Karen. Hem de çok seviyorum.
Şu balkon gibi yerde ne öyle? Orası çalgıcıların galerisidir Karen. Bir balo verdiğimiz zaman müzisyenler orada müzik çalar. Sahi mi? Biz eski adetlerden bir türlü vazgeçemedik Karen. Korkarım bizi pek modern bulmayacaksınız. Hayır hayır, tersine. Aile geleneklerinin sürdürülmesinden yana bir insanımdır. Bunu duyduğuma sevindim. Gelin sizi odanıza götüreyim. Odamız kaçıncı katta? Bir kat üstte. Artık evli olduğuna göre odanı değiştirmeyecek misin Gabriel? Karen, orasını beğendiği takdirde niye değiştireyim ki? Beğeneceğime eminim. Kim bilir manzarası ne kadar güzeldir. Ondan hiç şüphen olmasın sevgilim. Merhaba. Merhaba Luke. Karen, bu delikanlı yeğenim olur. Oğlumdur. Tanıştığımıza memnun oldum Luke. Ben de memnun oldum. Şatomuzu nasıl buldunuz? Luke, Karen geleli topu topu 10 dakika oluyor. Henüz evin onda birini bile görmedi. Gördüğü kadarını da loşlukta gördü. Peki, uygun bir zamanınızda haber verin de size şatoyu ben gezdireyim. Teşekkür ederim Luke. Evet, odanız burası işte. Buyurun, girin. İnanamıyorum. Bu ne kadar güzel bir oda böyle. Kırmızı perdeler, kırmızı halılar, kırmızı örtüler. Kırmızının hiç böyle güzel durduğunu bilmezdim. Kırmızı her zaman geçmişi hatırlatır. Yatağın üzerindeki şu kırmızı güllere bak Gabriel. Ne kadar güzel. Ruth, bu inceliği mutlaka sen düşünmüşsündür. Teşekkür ederim. Bize daha fazla bir şeyler yapmak için vakit bırakmadın ki. Yine de her şey için teşekkür ederiz Ruth. Şimdi sizi yalnız bırakıyorum. Yemekte görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın. Karen, evimizi sevdin mi? Her şey o kadar güzel ki. Yalnız hala çözemediğim bir şey var. Nedir sevgilim? Evleneceğimizi neden onlara haber vermedin Gabriel? Bunun özel bir nedeni yok. Sadece fazla merasim istemedim. Bense onlara haber vermek için buraya döndüğünü sanmıştım. Maksadım oydu ama... Ama zamanı gelince bir şey söylemeye cesaret edemedin değil mi? Belki mani olmaya kalkarlardı. Tatsızlık çıksın istemedim. Yani beni gelin olarak kendilerine layık görmezler miydi demek istiyorsun? Karen, sevgilim. Seni bir kere tanıdıktan sonra sana bayılacaklarına eminim. Ne var ki bazı aileler değişiklikten hoşlanmazlar. Evet tabii. Duygularını gayet iyi anlıyorum Gabriel. Karen, hiç de anlamıyorsun beni. Öyleyse bana izah et. Bu kadar gizli kapaklılık neden? Gizli olan bir şey yok. Bütün mesele onlara bir şey söylemek istemememden ibaret. Seninle beraber olup arta kalan ömrümden mümkün olduğu kadar istifade etmek için bir an evvel evlenmek istedim. Evimize hoş geldin kızım. Ben Gabriel'in babası Matthew Rockwell. Sizinle tanıştığıma çok sevindim efendim. Ben de Gabriel'in halası Sarah Rockwell. Sizinle de tanıştığıma çok sevindim Sarah hala. Gelinimiz çok güzelmiş değil mi Sarah? Evet, bizim aileye de böyle bir gelin yakışırdı zaten. Affedin Gabriel. Yanımda oturmalısın Karen. Sana yakından bakmayı ve yeni ailen hakkında ne düşündüğünü dinlemeyi istiyorum. Adınız Claire mi demiştiniz? Hayır, Karen efendim. Halamın kusuruna bakma tatlım. Yaşlılık hafızasını silip süpürmüş. İsimleri de unutmaya başladı. Oğlumla nasıl tanıştınız Karen? Bir köpek aracılığıyla. Köpek mi dedin? Duyuyor musunuz? Tanışmalarına bir köpek vesile oldu. Kırda gezerken bir kadının köpeğini eziyet ettiğini gördüm ve onu kurtarmak için satın almak istedim. Ama üzerime para almamışım. Tam o sırada oradan atıyla geçmekte olan Gabriel'i gördüm. Ve kendisinden bir şilin borç istedim. Sonra da arkadaş olduk. Ve şimdi de onun karısıyım. Görüyorsunuz ya, hayatta her şey tesadüften ibarettir. Yanılıyorsunuz abicim. Sizin tesadüf dediğiniz şey kaderden başka bir şey değildir. Sizce de öyle değil mi Claire? Claire değil Sarah hala. Karen onun adı. Öyle mi? Ben başka bir isim mi söyledim şimdi? Claire de kim Luke? 10 sene önce ölen oğlunun karısı. Sarah halayla şimdiden anlaşsanız iyi olur. Çünkü size her gün başka bir isimle hitap edeceğine bahse girerim. Bütün aile bu kadar mı? Yani tanışmam gereken başka kimse yok mu? Olmaz olur mu? Mutlaka tanıman gereken bazı dostlarımız var. Bu yüzden hafta sonunda sizin için küçük bir ziyafet vereceğim. Kimleri çağırmayı düşünüyorsun Ruth? Hagar hala ve torunu Simon'u.
Tabii Doktor Smith ve kızını da çağırmayı düşünüyorum. İyi düşünmüşsün Ruth. Bu insanlar bizim aile dostlarımızdır. Evet, bugün ne yapıyoruz Gabriel? Hava çok güzel. Dolaşalım mı biraz? Ya çok isterdim sevgilim ama işlerimizle ilgili babamla çalışmamız gerekiyor biraz. Belki daha sonra. Tamam, sen işine bak. Ben de kasırga ile birlikte dolaşırım dışarı. Şatodan fazla uzaklaşma lütfen. Tamam, merak etme, kaybolmam. Nasıl, yeni evimizi beğendin mi kasırga? Hem çok büyük hem de esrarengiz bir yer değil mi? Günaydın. Luke, sen misin? Günaydın. Bu ne güzel köpek böyle. Evi iyice gördünüz mü Bayan Kerem? Hayır, daha gezme fırsatım olmadı. Şu duvarda asılı tablolar kime ait? Onlar bu şatonun ecdatları. Mesela şu çelik zırhlarla bürünmüş korkunç bakışlı adam bu şatoyu ilk inşa ettiren Sir John. Yanındaki Thomas, Mark, Matthew, baylar bu da Kirkland Travels şatosunun gelecekteki sahibi Gabriel'in güzel eşi Karen. Çok şakacısın Luke. Demek tablolardaki insanların hepsi bir Rockweller ha? Evet. Şatonun ilk sahibi Sir John çok genç yaşta ölmüş. Evin batı kulesindeki balkondan aşağı atlamış. Aman tanrım. Sir Thomas 100 yıl sonra aynı şekilde ölmeye karar vererek şatonun kuzey kulesindeki balkondan kendini atarak can vermiş. Garip değil mi? Aynı zamanda da korkunç. Şu diğer tablodaki zat... Bugünlük bu kadar yeter Luke. Doğrusu içimi epey kararttın. Gel hadi kasırga, seninle şatonun dışını gezelim. Gel canım. Bu gördüğün harabe eskiden manastırmış kasırgacığım. Ne kadar esrarengiz bir yer değil mi? Kasırga! Kasırga, buraya gel diyorum. Uf, nereye gitti bu hayvan? Kasırgam! Neredesin oğlum? Aradığınız bu mu yoksa hanımefendi? Evet. O benim köpeğim. Nerede buldunuz onu? Kulenin kenarına çıkmış. Aşağıya bakıyordu. Bir adım daha atsaydı mutlaka içine yuvarlanacaktı. Buralarda bir kuyu olduğunu bilmiyordum. Oraya keşişin kuyusu derler. Yüzlerce metre derin olduğu söylenir. Köpeğimin hayatını kurtardığınız için teşekkür ederim bayım. Affedersiniz, size kendimi tanıtmayı unuttum. Ama ben sizi tanıyorum. Karen Rockwell'siniz değil mi? Nereden bildiniz? Çok basit. Gabriel'le evlendiğinizi ve geleceğinizi biliyordum. Adım Daryl Smith. Şatodakilerin aile doktoru. Evet. Sizden söz edildiğini çok duydum doktor. Kayınpederiniz Sir Matthew ile Sara hala son zamanlarda beni ikide bir çağırıyorlar işte. Onları gördünüz. İkisi de neredeyse 80 yaşını geçtiler. Evet, çok şirin, çok iyi insanlar. Affedersiniz, ben şatoya gidiyorum. İsterseniz beraber yürüyelim. Çok sevinirim doktor. Bu hafta sonu sizin evlenmeniz şerefine şatoda bir yemek veriliyor. Kızımla birlikte sizi tebrik etmek için geleceğiz. Çok sevinirim. Kızınız kaç yaşında doktor? 17 yaşında. Davetlere bayılır. Sağlığı pek parlak olmadığı için karım evden pek çıkmaz. Ben de her yere kızımla giderim. Kızınızla tanışmayı isterim. Domaris de sizinle tanışacağı günü iple çekiyor. Esrarlı Kule adlı oyunun 2. bölümünü dinlediniz. 3. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.